Resmi gazetede iş gücü uyum programı yönetmeliği yayınlandı. Programın hedefi işsizlerin istihdam edilmesini sağlamak. 10 aylık bir süre için geçerli olacak bu program katılanlar için. Katılanlara günlük bir harçlık verilecek 566 lira oranında. Tabii ayrıntıları var. O ayrıntılar neler? Konuğuma soracağım şimdi, kimler yararlanabilir? Çalışmayan herkes başvurabilir mi? İş arayan herkes? Sosyal güvenlik uzmanı Murat Göktaş şimdi konuğum. Ona soracağım. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle bir uyum programına baktım. Aslında hakikaten bir meslek edinmeye çalışan, iş arayan, bir alanda uzmanlaşmaya çalışan insanlar için faydalı bir program gibi görünüyor. Öncelikle bize 10 aylık bu programda ne yapılacağını anlatır mısınız? Başlangıçta bir eğitim programı, sonra da bir staj gibi anladığım kadarıyla, değil mi? Tabii ki Serap Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi öncelikle iş gücüne uyum programı bugün resmi gazetede bir yönetmelik şeklinde yayınlandı. Usul esasların nasıl olacağına ilişkin. Dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İşkur Genel Müdürlüğü'nde bununla ilgili bir tanıtım programı düzenlendi. Buraya katıldılar ve orada da birkaç açıklama yapıldı bu konuyla ilgili. Tabii buradaki temel amaç şu, Türkiye'de en fazla konuşulan konulardan bir tanesi şu: İşsizlikten ziyade bir mesleksizlik sorunumuz var. Evet. Yani iş arayanlarla ilgili bir mesleksizlik sorunu var diye. O yüzden iş gücünün piyasaya uyumunu sağlayacak çeşitli iş kanalıyla veya diğer kurumlar kanalıyla programlar düzenleniyor zaman zaman. Bunlarda usul esaslar ne şekilde yapılacağına ilişkin bir yönetmelik yayınlandı. Daha önce de buna benzer toplum yararına projesi dediğimiz yine bir proje yapılmıştı. O proje bittiği için birazcık daha şartları farklı olan yeni bir proje yapılıyor. Bu anlamda buradaki temel hedef şu: politika anlamında korunması gereken çeşitli iş gücü kaynakları var. Mesela gençler. Şu anda en çok işsizliğin olduğu alan kadınlarımız var. Bunun dışında engellilerimiz var. Bunların iş gücü piyasasına bir şekilde uyumlaştırılması gerekiyor. Bunun için bir çalışma yapılacak. Bunun dışında bazı insanlar çalışmak istiyor ama bu çalışma alışkanlığı edinemedikleri için bu alışkanlığın oluşturulması gerekiyor. Veya işe başlıyor, bir iş disiplini olmadığı için işi hızlı bir şekilde bırakıyor veya işveren tarafından bu disiplin sağlanmadığı için işten çıkartılmak zorunda kalıyor. Yani bir iş disiplini de oluşturulmaya çalışılıyor bu uyum programıyla birlikte. Buradaki temel gaye şu: her önüne gelen tabii buna başvurabilecek. Kim başvurabilir? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti. Tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. İki, kuruma kayıtlı olması gerekiyor diyor. Burada kurumdan kastı İşkur Genel Müdürlüğü. Yani bu proje kapsamında belki çalışabilirim diye birisinin mutlaka gidip İşkur kapsamında bir proje için başvuru yapması gerekiyor. İşsizlik maaşı alan, iş arayan biri başvurabilir mi örneğin? Tabii ki şu anda işsizlik sigortasına yararlanıyorsa bu başvuru kapsamında işsizlik sigortası kesilir ve devam eder. Buna devam eder. Sigorta olarak çalışan veya emekli olan birisi başvuramaz. Bunun dışında 18 yaşında büyük olmak gerekiyor. Yine en son yaşlılık ya da mahallük diye teknik olarak açıklanıyor ama halk dilinde emekli olmamanız gerekiyor buna başvurmanız için. Üçüncüsü, sigortalı olmamanız gerekiyor. Yani sigortalı çalışıyorsanız zaten bir proje kapsamında birkaç gün çalışarak hayatınızı idame ettirdiğiniz için çok da tercih edilmez zaten. Dördüncüsü, son başvuracağınız kurumda, diyelim bir belediyede başvuracaksınız. Bu belediyeye başvururken son bir yıl içerisinde belediye veya belediyenin iştiraklerinden birinde çalışmamış olmanız gerekiyor. Yani diyelim belediye şöyle bir şey yapamayacak: ben çıkartayım bunu işten, bu kapsamda işe alıp maliyetimi düşüreyim diyemeyecek. Yani çalışacağı kurumda bu proje kapsamında son bir yıldır çalışmamış olması gerekecek. Bu da önemli bir kriter. Yani suistimale açık olduğu için bununla ilgili bir düzenleme yapılmış. Tabii bir de kurumlar açısından kimler çalıştırabilecek? Yani her önüne gelen çalıştırabilir mi? Bir kere kamu yararı olması gerekiyor. Kamu yararı olmayan birisinin bu kapsamda çalıştırılması mümkün değil. Veya kamu kurumu, kamu yarayışlı vakıf, dernek şeklinde de anlayabiliriz bunu. Çalışılacak kurumun mutlaka, özür dilerim, mutlaka ve mutlaka kamu yararı anlamında çalışılması gerekiyor. Şöyle bir araya girebilir miyim Murat Bey? Yani bu çalışma şartlarından önce izleyicilerimizin bu programı daha iyi anlamaları için.
Bu programda benim gördüklerim arasında işte örneğin park bahçe bakımı, temizliği, yaşlı bakımı, işte çocuk bakımı vesaire, işte yol temizliği, bir takım alanlarda o mesleği yapmayı öğrenecekler. Bu 10 ayın ne kadarlık bir bölümünde, haftada 37,5 saat gidecekler o kurumda ve önce bir kursiyer olarak mesleği öğrenecekler değil mi en başta? Sizin belirttiğiniz gibi tam ben de o konuya geliyordum. Şimdi yani her alanda çalıştıramıyorsunuz. Bunu bir kere kamu yararı dedik ya tam konuşurken. Kamu yararı dediğimiz bir çalıştıracak kurumu park bahçe işi yapıyor olabilir. Tarımsal faaliyetle ilgileniyor olabilir. Hayvancılıkla ilgileniyor olabilir. Biyolojik atık konusuyla ilgileniyor olabilir. Evet. Bunun dışında yaşlı bakımı, engelli bakımı veya bununla ilgili herhangi bir hastalığı olanların bakımına ilişkin bir alan olması lazım. Yani her alanda bunu çalıştıramıyorsunuz. Yani gerçek manada bir kamusal yararı olması gerekiyor. Kursiyerler de diyecek ki ben bu alanda ya da bu alana başvuruyorum, bu alanda eğitim almak istiyorum. Ona göre kurumlar da bakacaklar uygunsa kriterleri. Onu başlangıçta bir kursiyer olarak alacak. Kursiyerken de bugünlük 566 lira verilecek mi? Evet, şöyle. Öncelikle siz bir alanda çalışmak istiyorsunuz ama bununla ilgili yeterince bir beceriniz yok, eğitiminiz yok. Diyelim yaşlı bakımıyla ilgilenmek istiyorsunuz veya engelli bakımıyla ilgilenmek istiyorsunuz. Bununla ilgili öncelikle gideceksiniz. Şartlarınız uyuyorsa biraz önce söylediğim 18 yaşında büyükseniz, Türk vatandaşıysanız, işte sigortasızsanız gideceksiniz buna başvuracaksınız. Başvuru kapsamında nasıl gireceksiniz? Önce proje duyurulacak. Bu hangi kuruma alıyor? Hangi kuruluş alıyor? Bunu bileceksiniz. Bu kurum veya kuruluş niteliğine göre noter kurasıyla da alabilir. Bir oluşturulacak kurul tarafından da alabilir. Çünkü genelde izleyicilerimiz şöyle anlayabilirler. Yani noter olsa daha iyi olur, işte tarafsız olur diye ama bazen özel nitelik gerektirdiği için kurul tarafından da değerlendirilmesi gerekebilir. Yani her başvuru noter kurasıyla çekip aldığınız zaman iyi sonuç da alamayabilirsiniz. Kişinin de o alanda eğitilebilir olması önemli. Bu anlamda işin niteliğine göre bir kurul tarafından da belirlenebilir, noter kanalıyla da belirlenebilir. Diyelim noter kanalıyla belirlendi veya kurul tarafından seçildiniz. Bu defa önce eğitimi alınacaksınız. Eğitim bittikten sonra siz bir kısmi haçlık karşılığında çalışmaya başlayacaksınız. En fazla 10 ay süreyle. Bununla ilgili olarak ilk 4 haftada 37,5 saat, yani 5 güne tekabül ediyor. Günlük 7,5 saatten hesaplarsanız 5 güne tekabül ediyor. 5 gün çalıştıktan sonra 4. hafta bittikten sonra süre biraz kısalıyor. 22,5 saate düşüyor. Bu defa yani 3 güne düşüyor. 3 gün çalışıyorsunuz. Bu da istirahatli olmanız, işe gelmemeniz veya çalışmadığınız günlerde bu ücreti alamıyorsunuz. Alabileceğiniz maksimum ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücreti aşamıyor. Dolayısıyla günlük asgari ücret kadar kaç gün fiilen gelmişseniz o kadar ücret alacaksınız. Peki. Tabii bu sizi çalıştıran kişinin de size özür diliyorum bir eğitim verme zorunluluğu var. Nedir? Çalışırken size iş sağlığı güvenliği eğitim vermek zorunda, finansal okuryazarlıkla ilgili eğitim vermek zorunda, bağımlılıkla mücadele nasıl yapılır bununla ilgili eğitim vermek zorunda. Bu eğitimleri verecek. 10 ayı tamamladıktan sonra da İşkur sizi artık nitelikli hale getirdiği için size daha iyi iş bulacak. Ama iş davetine de iki kere gitmediğinizden bu proje kapsamında bu projeden çıkartılacaksınız. Onun için mutlaka eğitim, çalışma, sonrasında İşkur'un davetine icabet edip mutlaka işe başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Evet, çok teşekkürler, hızlıca anlattınız. İşkur'dan da takip edebilirler bu programla ilgilenenler. Önemli bir çalışma, inşallah iş arayışında, meslek arayışında olanlara da katkısı olur. Çok teşekkür ediyorum Murat Göktaş, bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun.